Gün ortasında Dünya ve Biz programıyla karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Bugün tarihi bir gün. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 75. oturumu açılıyor ve Birleşmiş Milletler tarihinde ilk defa genel kurul oturumuna bir Türk başkanlık edecek. Büyükelçi Volkan Bozkır. Büyükelçi Volkan Bozkır'a şimdiden bol başarılar diliyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye saatiyle saat 4'ten sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üçüncü konuşması olacak. Konuşmacısı olacak. İlk konuşma Amerikan Başkanı Trump'tan gelecek. İkinci konuşmacı Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro olacak ve akabinde Türkiye konuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasında Doğu Akdeniz'deki gerilimi birazcık sakinleştirmek için aslında diyalog ve müzakereye öncelik verdiğini ifade edeceği belirtiliyor. Onun dışında tabii gündem maddeleri yoğun. Libya var, Suriye var, başka başlıklar var. Bütün bunların hepsini yarın daha net bir şekilde konuşmayı dinledikten sonra aktarırız. Ama bugün aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu Doğu Akdeniz'deki gerilimi birazcık daha kontrol altına alabilmesi için Alman Şansölyesi ve Avrupa Birliği dönem başkanı olan Angela Merkel ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir görüşmesi olacak, video konferansı olacak. Dün de Avrupa Parlamentosu'ndan bir karar çıktı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine destek veren bir karardı bu. 601 oya karşı, 57 karşı oy ve 36 çekimser oyla bir karar çıktı. Bu kararda Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmalarını durdurmasını talep etti. Yunanistan'ın hava sahasını ihlali durdurmasını, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kara sularını işgal etmesini durdurmasını çağrısında bulundu ve Türkiye'nin kullandığı siyasi retoriğin biraz savaş tandanslı olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi bu Avrupalı vekiller. Aynı zamanda 12 Eylül'de Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis'in aslında doğru bir iş yaptığını, Türkiye tarafından bunun hakikaten gerginliği azaltmak için atılmış doğru bir adım olduğunu söylediler. Ancak Barbaros Hayrettin Paşa'nın da 18 Ekim'e kadar işte yeni bir sismik araştırma göreviyle görevlendirilmesinin de hani bir tarafta daha ılımlı mesaj verirken öbür tarafta Türkiye hali hazırda provokasyona devam ediyor gibi bir konum belirlediğini ifade ettiler. Şimdi bugün bütün bunları konuşmak üzere iki kıymetli konuğum var. Her ikisini de Türkiye'deki izleyenler çok yakinen biliyorlar. Tanıtmaya gerek yok. İnternet bağlantısından Uluslararası İlişkiler Profesörü Hasan Ünal var. Sayın Ünal, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Dünya ve Biz programına. Ben teşekkür ederim. Programınız hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Ve stüdyodaki konuğum Aydın Sezer, siyaset yorumcusu. Aydın Bey, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Aydın Bey, sizinle başlamak istiyorum ben. Şimdi artı dünden beri ne var? Dün akşam saatlerinde Amerikan Büyükelçiliği, Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Ve bu paylaşım eğer yönetmenim bunu ekrana getirebilirse aslında çok da kıymete geçecek. Ama özetle işte bir Sevil haritası var ve herkes bu Sevil haritasını konuşuyor. Evet. Bunun Amerika için bir karşılığının olmadığını ifade ettiler. Ama ben onun öncesinde aslında şöyle bir küçük parantez de açmak istiyorum. Şimdi bizim işimiz, mesela ben gazeteciyim. Gazetecinin görevi nedir? Gazeteci olanı aktarmakla mükelleftir. Ve olanı aktardığımız zaman bizim taraf olmamız yanlıştır. Taraf olan hani gazeteciliği tam doğru yapıyor diyemeyiz.
Olanı aktardığımız zaman kamuoylarını doğru bilgilendirmiş oluruz. Geçtiğimiz günlerde de işte bu hani bir ay falan oldu sanıyorum aslında zaman dilimi açısından baktığımızda. Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları gayri resmi toplandılar. Bu ayın başındaydı. Ve bu gayri resmi toplantının akabinde Anadolu Ajansı bir haber geçti. Ve haberde iddia edildi ki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'ye karşı bir yaptırım uygulama kararı almışlarmış. Sonra ben oturdum baktım, yabancı medyayı taradım, ajansları taradım. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının böyle ortak bir karar aldıklarını bulamadım. Aksine kimi Avrupa Birliği üyesi Evet, Türkiye'de. Dışişleri Bakanları Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıkmışlar. Hani ortada daha farklı, nüanslı bir atmosfer var. Avrupa Birliği'nin de 27 ülkesi var. Şimdi dünden beridir de kanallara bakıyorum, en büyük tartışma. Avrupa Birliği Türkiye'ye acaba işte bu Perşembe ve Cuma günü yapılacak olan liderler zirvesinde Türkiye'ye yaptırım uygular mı, uygulamaz mı? Dışişleri Bakanları yani yok bu çok hani mantıklı değil demiş. Alman Şansölyesi Avrupa Birliği'nin dönem başkanı neticede işte Alman Şansölyesi yani liderler zirvesinde başkanlık edecek kişi. Yani o da Türkiye'ye böyle bir yaptırım uygulanması taraftarı değil. Arada bir orta yolu bulmaya çalışıyorlar, sulh bulmaya çalışıyorlar. Ha bir de işte bu Sevil haritası var. Ve bakıyorum Türkiye'de biz dış gündemi konuşurken aslında hani 21. yüzyılın özellikle 2016'dan beri Oxford sözlüğünün de hani böyle artık tarihe geçirdiği şekilde post-truth yani gerçeklik sonrası olan bir işte çok fazlasıyla haşır neşiriz. Yani olmamış olmuş gibi kabul ediyoruz. Çok mu kendi üstümüze alınıyoruz? Ne yapıyoruz bilmiyorum ama Türkiye gibi tarihinden Osmanlı İmparatorluğu geçmişinden, Cumhuriyet tarihinden bu kadar gurur duyan, kıvanç duyan bir millet olarak bu kadar yanlış haberin ve yanlış bilgilendirilmenin arkasına düşmesi benim çeneme vurdu diyeceğim ve tapu size atacağım. Bu Sevil haritası hikayesi nedir? Allah aşkına şunun bir doğrusunu anlatın ve çevirelim toplumca inşallah da bunu artık bir daha ağzımıza almayalım. Tülin Hanım, Sevil haritasıyla ben 2007 yılında tanıştım. Başkent Üniversitesi'nde büyük geçmiş bir, olsun. Bir sempozyumda Sayın Sertaç Hamdi Başaran Bey'in bir sunumunda Sevil haritası isimli bir harita gördüm. Yani benim hayatımda 13 yıldan beri var bu Sevil haritası. Türkiye'de kamuoyunun hayatında da son 2-2,5 yıldan beri yoğun olarak adeta bazı kesimlerce pompalanacak bir şekilde gündemde tutuluyor. Aydın Bey, efendim tekrar merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti. Sayın Kılıçdaroğlu siyasetçiler halkı doğru bilgilendirmiyor. Koronavirüsle ilgili vaka sayılarını, ölüm sayılarını siyasetçilerin değil bilim kurulu üyelerinin kamuoyuyla paylaşması gerekirdi. Ve paylaşılan bilgilerle ilgili eğer ki Türk Tabipler Birliği burada bir husus görüyorsa elbette ki bunu paylaşacak hem siyasetçilerle hem de kamuyla bunda abes olan nedir dedi yaptığı açıklamada. Şimdi ben hemen stüdyoya dönmek istiyorum. Sevgili Aydın Sezer, sözümüze başlarken aslında dedik ki biz niye doğru bilgiyi almaya bu kadar tepki veriyoruz? Neden doğrunun arkasında koşmak yerine taraf olmayı tercih ediyoruz diye bunu niye söyledik? İşte bu ay başındaki olan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının gayri resmi yaptığı toplantı ardından Türkiye'ye yansıyan haberlerde Anadolu Ajansı geçmişti bu haberi. Dediler ki işte Türkiye'ye bir yaptırım uygulanacak. Halbuki biz dış haberlerde yani yabancı medyada gördük ki böyle bir karar, böyle bir ortak duruş yok. Ve hali hazırda bunu konuşmaya devam ediyoruz. Sanki Perşembe ve Cuma günü yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye uygulanacak bir yaptırım beklentisi içindeymişmişiz gibi bir ambiyans ortaya çıkıyor. Keza Sevil haritası. Zaten hani topu size oradan atacaktım. Dün akşam saatlerinde Amerikan Büyükelçiliği'nin
resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı ve bu paylaşımda Sevil haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmüyoruz dediler. Zaten bu konuyu gerçekten takip eden insanlar da bunun hukuki bir ağırlığının olduğunu düşünmüyor ama bizler işte doğrunun arkasında koşmak yerine bir yerden alınganlık ediniyoruz ve bu yaptığımız alınganlık üzerinden yorumlar, analizler, sözlü analizler yapmaya çalışıyoruz. Nedir bu hal? Bir de şu Sevil haritasının artık hani bir dijital dünyada da izi kalsın diyeceğim kıvamda. Nereden çıktı bu başımıza? Bir anlatır mısınız şunu? 2007 yılında Türkiye'de ilk kez bir makalede, bir sunumda Sertaç Hamdi Başaran Hoca kullandı. Bu aslında Sevil Üniversitesi Coğrafya Fakültesinden Vivero isimli bir hocanın ve ekibinin Avrupa Birliği'nin deniz alanlarını ama özellikle de balıkçılıkla ilgili alanların sınırlarının belirlenmesiyle ilgili bir teknik çalışma olarak gündeme geldi. Burada da tabii oturup birilerinin sıfırdan harita çizmek yerine Avrupa Birliği'ni oluşturan üye ülkelerin kendi haritalarını varsay anlaşma yaptıkları haritaları yoksa da kendi tezleri çerçevesinde ki çoğu maksimalist olmakla olması mümkün bu haritaları bir araya getirerek neticede Avrupa Birliği'nin bir deniz alanları haritasını ortaya çıkardı. Teknik düzeyde bir çalışma. Bu çalışmada daha sonra Avrupa Birliği'nde çeşitli platformlarda, think tanklerde, toplantılarda Avrupa Birliği'nin deniz alanlarına atıfla kullanıldı. Çok farklı platformlarda da kullanıldı. Şimdi haritada yer alan Yunanistan'ın maksimalist tezlerini aslında Yunanistan daha önceden de, çok önceden de kendisi ilan etmiş ve zaten resmi platformlarda da kullana geliyordu. Örneğin Yunanistan'ın Ege'deki sınırlarıyla ilgili çizimler tam 50 yıllık bir geçmişe sahip. Türkiye'ye Ege'yi bir anlamda kapatan çizginin Akdeniz'e kadar inmiş olması. Şimdi bu harita teknik anlamda hukuki hiçbir niteliği olmadığı gibi, hiçbir siyasi amaçla kullanılması da söz konusu olmadığı gibi, zira deniz alanları ile ilgili anlaşmalar, eğer tarafsanız Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı ilkelerine göre, değilseniz de siyasi perspektifinize göre, ilgili ülkenin onayı ve rızasıyla yapılabilir ancak. Bu ilgili ülkenin onayı ve rızası olmadan hiç kimse hiçbir yerde bir harita, bir çizgi çizemez. Mesela Yunanistan 50 yıldır bizi Ege'ye kapatıyor ama bizim sınırımızda Ege'de orta hattan geçiyor. Yani fark eden bir şey yok. Şimdi Vivero aslında çok önemli bir saptama yapıyor çalışmasında ve Yunanistan'ın maksimalist tezlerini harita üzerinde gösterirken bunları farazi, üzerinde mutabakata varılmamış çizgiler olarak dipnot düşüyor. Yani bir bilim adamına, tarafsız bir bilim insanına yakışır bir davranışla bu dipnotu düşüyor. Artı yapılmış anlaşmaları da farklı bir renkte veriyor. Kırmızı renk kullanıyor. Mesela Karadeniz'de anlaşma var diyor. İşte şu 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 ülkeler arasında paylaşım var diyor. Avrupa Birliği Karadeniz'le neden ilgili? Çünkü Romanya ve Bulgaristan var. Dolayısıyla Sevil haritasının teknik olarak Türkiye'nin lehine sonuç üretmesi beklenen, bu haritayı bize dayatan Avrupa Birliği'ne veya üçüncü ülkelere karşı lütfen dipnotuna bakınız, bu farazi bir haritadır deme şansımız elimizde varken, biz Avrupa Birliği'nin bize yönelik tırnak içinde komplocu yaklaşımları çerçevesinde bizi Akdeniz'e hapsettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalıştık son 2-2,5 yıldır. Ama bu Libya anlaşmasıyla birlikte daha da su yüzüne çıktı. Dolayısıyla bizim Sevil haritasındaki çizgilerle ilgili bir sorunumuz var ise eğer, bunu Sevil haritasını kullanarak, Vivero'ya atıfta bulunarak ilgili platformlarda savunmamız gerekiyor. Yani Sevil haritası aslında net olarak ifade edeyim, Türkiye'nin tezlerine yakın bir harita. Evet, şimdi
Ama aynı zamanda hukuki olaraktan da hiçbir bağlayıcılığı yok. Şimdi süremiz çok azaldı ama ben hemen Hasan Ünal'a dönmek istiyorum. Sayın Ünal, şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı bir video konferansta beyanı olacak. Ve bu beyanda diyor ki Cumhurbaşkanı, biz Yunanistan'la olan bu Doğu Akdeniz'deki gerilimimizi müzakere ve diyalog yoluyla çözümlemeyi arzuluyoruz. Siz Türkiye'nin eylem ve söylemlerinin bu paralelde olduğunu mu görüyorsunuz? Nedir size düşüncenize göre olan? Bir de süremiz çok az. Sanıyorum 3 dakika falan kaldı. Bu yayını tekrarlarız. Kusura bakmayın. Yok, sadece şunu söyleyeyim o zaman. Ben Türkiye'nin bütünlüklü bir kriz yönetimi politikası izleyebildiğini düşünmüyorum. Aslında bir yıl içinde, bir yıldan daha kısa bir sürede 4 devletle savaş haline gelmişiz. Amerika ile Barış Pınarı operasyonundan dolayı yattık kalktık, savaşacak mıyız diye konuştuk. 2 ay geçmedi, Rusya ile İdlib'de savaşacaktık. Yüreğimiz ağzımıza geldi falan, bu sabah mı yarın mı savaş haberlerine uyanacağız falan diye. Aradan fazla bir zaman geçmedi, birkaç ay geçti. Sonra Mısır'la Sirte-Cufra hattı üzerinden bir savaş senaryolarını ciddi ciddi konuşmaya başladık. Türkiye, Libya'ya ciddi askeri nakliye uçaklarıyla takviyeler gönderiyordu falan diye yabancı basında özellikle haberleri takip ettik. Ardından da Yunanistan'la bir krize geldik. Şimdi mesela beni dünyadan çekseydiniz, hani böyle bir şey olsa Mars'a gönderip 20 sene sonra geri getirseydiniz, deseydiniz ki ya hocam Türkiye ile Yunanistan şu anda bir kriz halinde, ne dersiniz? Ben de derdim ki ne var bunda? Ama bana deseydiniz ki ya iyi ama bundan önce Mısır'la, ondan önce Rusya'yla, ondan önce Amerika'yla savaş halindeydik, o zaman derdim ki bir dakika, ne yaptınız siz? Şimdi bunların hepsini konuşmak lazım. Belki bir başka programda. Yani Türkiye'nin kriz yönetimi vesaire yapabilmesi için, ki Türkiye bu konularda çok birikimi olan bir devlettir. Kriz yönetimi konusunda çok usta da bir devlettir. Askeri ve diplomatik kanalları çok çok iyi yürüterek karşısındaki devletten istediklerini ya alır ya da çıkarlarından bir milimetre taviz vermeden krizi sonlandırmayı başarırdı hep. Şimdi bunların yapılabilmesi için Türkiye'nin dış politikasının toptan bir gözden geçirmeye ihtiyacı var. Son zamanlarda, son günlerde daha doğrusu son 1-2 günde, inşallah hayal kırıklığına uğramayız, Mısır'la bir uzlaşmaya gidileceğine dair haberler duyuyoruz. İnşallah böyle olur. İnşallah Suriye politikamız da bir gözden geçirilir. Ve bütün dış politikanın gözden geçirilmeye ihtiyacı içinde olduğu düşüncesi hakim olur. Ondan sonra daha sağlıklı analizler de yapabiliriz. Şu anda söyleyebileceklerim bu kısa sürede belki bunlarsa. Tamam, siz onu söylerken ben de ekstra aldım. Bir 5 dakikamız daha var. O zaman çok hızlı hem size hem de Aydın Sezer'e birer soru daha soracağım şimdi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Perşembe ve Cuma günü olacak. Türkiye ile ilgili belli kararlar çıkacak. Ben buradan herhangi bir şekilde yol ayrımına gidileceğini kesinlikle beklemiyorum. Doğu Akdeniz'deki geriliminde hani sakinleştirileceği yönünde mutlaka bazı adımlar atılacak. Sizler ne bekliyorsunuz? Somut olarak buradan ne çıkması makul olur diyelim. Aydın Bey, sizden başlayalım isterseniz. Ben öncelikle isterseniz. Oruç Reis'in limana çekilmesiyle birlikte yaşanan olumlu hava çerçevesinde Yunanistan'la bir şekilde müzakere masasında tekrar buluşmanın önü açıldı. Zaten son günlerde Merkel'in de Yunanistan'la Türk liderlerini yan yana getirmesi konusunda çabalar var. Öncelikle bu çok önemli. İkincisi, Türkiye'nin konuyu NATO platformunda ele alması da tabii ki çok önemliydi. Çok hızlı yönetmenime tamamını kullanacağım. 15 dakika ekstra aldıysam 15 dakikanın hepsini kullanacağım. Kusura bakmayın, özür dilerim efendim. Bizi konuk etmek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla tekrar. Hayır, peki, hayır. Tamam, olur. Türkiye'nin konuyu NATO çerçevesinde, NATO platformuna taşıması da çok önemli bir şey. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili konu da bizim maalesef benim
çok ciddi bir sorun olarak gördüğüm, özellikle iç politikayla dış politikanın birbirine eklenmesi süreciyle birlikte Avrupa Birliği ile ilgili bizim algımızda ya da yönetimimizde ya da analizlerimizde ciddi bir sıkıntı var. Bir defa her şeyden önce şunu bir kez daha vurgulayayım. Avrupa Birliği'nin çökmekte olduğu, köhne bir birlik olduğu, Avrupa Birliği'nin Hristiyan kulübü olduğu vesaire vesaire tüm olumsuz değerlendirmelere, hatta onlar ortak bir pazar esprisine dahi bir şekilde görüş olarak katılmak, tartışmak mümkün. Bunda bir sorun yok. Ama şunda sorun var. Türkiye 96 yılından beri Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içerisinde ve bu ilişki hukuki bir sonuç doğuruyor. Bu teknik bir olgu. Yani bu sizin şahsi görüşünüze ya da dünya görüşünüze göre belirlenen, şekillenen bir olgu değil. Yani bu stüdyonun bulunduğu sokakta Avrupa Birliği Gümrük Kanunu geçerli. Bir defa bunun farkında olmamız lazım. İkincisi, 2006 yılında tam üyelik sürecinde Sayın Erdoğan başbakanken Avrupa Birliği'ne verdiğimiz taahhütler çerçevesinde resmi gazetede de yayınlanarak kanun konumuna gelmiş şu cümleler var. Türkiye Cumhuriyeti gümrük sahası, karasuları, iç denizler ve boğazlardan oluşur ve burası da Avrupa Birliği'nin gümrük sahasıdır ifadesi var. Dolayısıyla Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini zaman zaman yerden yere vurarak, zaman zaman da iki ay önce Covid sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi, bir hafta önce Sayın İbrahim Kalın'ın Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'nin önemine atfen vurguladığı gibi bu gelgitler arasında götürmemiz mümkün değil. Burada kendi konumumuzu netleştirmemiz gerekiyor. Bu kuşkusuz kolay değil ama şunu unutmamak gerekiyor. Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşuyor. Bunların hepsi Türkiye düşmanı, düşmanlar kulübünden oluşan bir topluluk değil. Türkiye'nin dış ticaretinin yarısı bir şekilde buraya yapılıyor. Ben Avrupa Birliği'ni kutsamak adına bir şey söylemiyorum. Biz Gümrük Birliği ile ortağız 25 yıldır diyorum ve Avrupa Birliği'nde de Yunanistan'a karşı da çatlak sesler var diyorum. Dolayısıyla Türkiye'ye yakın politika güden ülkeleri, bizimle işbirliği arzusunda olan ülkeleri, başta da Merkel gibi bir politikacıyı Macron'a tercih etmemiz ya da Macron'la kıyaslarken değerlendirme hatası yapmamamız gerekiyor. Bizim deniz alanlarıyla ilgili tezlerimiz çok güçlü. Bir defa burada hiçbir tereddüt yok. Bizim deniz alanlarıyla ilgili tezlerimizi koruyacak donanmamız da çok güçlü. Yani bu eskiden daha güçlüydü, şimdi daha güçlü. Bu tartışmayı yapmıyorum. Her zaman güçlüydü. 50 sene önce de biz Ege'de Çandarlı'yı, Horay'ı dolaştırır, sismik araştırma yapardık. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik dış komplo, dış tehdit, dış algı, Türkiye'nin bölünmesine yönelen eylemler, bunları abartmadan, toplumun kafasını karıştırmadan, Türkiye'nin gücüne güvenerek, Türkiye'nin sahip olduğu konumu değerlendirerek, özellikle de Doğu Akdeniz'de, başta Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi, başta da Mısır olmak üzere, dış politikamızı gözden geçirerek, Suriye, İsrail, Mısır gibi ülkelerle dış politikamızı gözden geçirerek, bu hasarı bertaraf etme, bu olası hasarı bertaraf etme şansımız var. Zira deniz alan, Yunanistan'la yaşadığımız deniz alanları sorunu bizim ne Libya'daki askeri müdahaleyle, ne Suriye'deki pozisyonumuzla, ne İhvan kardeşliği, İhvan üzerinden Mısır'la, ne de Hamas üzerinden İsrail'le ilişkilerimizi germemizi gerektirecek bir konu değil. O konular bir gecede hallolacak konular ama deniz alanları gibi hukuki zemini de olan bir konuda eğer bir manevra eksikliği nedeniyle eğer bir alan kaybetmeye başlarsak bu Türkiye'nin yarınlarına 50-100 yıllarına sirayet edecek bir sorun olarak ortaya çıkacak. Bu sivil haritasıyla uğraşmaktan derhal vazgeçmemiz gerekiyor. Zira artık uğraştığımız perspektif Yunanistan'ın özellikle Meis civarındaki maksimalist tezini tartışma noktasına götürüyor bizi. Yunanistan'ın Meis politikasını bizden önce 17 senedir Mısır bile kabul etmiyor. Evet. Şimdi Aydın Bey,
Çok uzun yani bu başlık ama ben o başlıkları biraz araya gireyim ki izleyenlerin de zihni bulanmasın. Çünkü bunun içerisinde çok fazla şey var. Ama söylediğinizin arasında bir şey beni çağrıştırdı. İzleyenler de dikkat etmişlerdir. Elime telefonumu aldım, bir makaleye ulaşmaya çalışıyordum. Makropolis diye bir internet gazetesi var. Yunanistan çıkışlı bir internet gazetesi. İngilizce yayın yapıyor. İzleyenler eğer hani İngilizce biliyorlarsa hemen buna bir bakabilirler. Şimdi burada geçtiğimiz hafta içerisinde bir makale yayınlandı. Ve makale hakikaten çok dikkat çekici bir makaleydi. Çünkü sizin söylediğinize aslında hak veriyor. Yunanistan'ın hangi üniversite? Şimdi ben de onu çıkartamadım ama uluslararası hukuk profesörlerinden Christos Rozakis'in bir şerhini getiriyor buradaki makale. Ve Christos Rozakis diyor ki işte Yunanistan'ın bir resmi politikası var. Diyor ki biz Türkiye ile kara suları üzerinden yürüttüğümüz görüşmelerimizde eğer bir sonuca varamazsak biz o zaman bunu uluslararası ceza mahkemesine taşırız diyor. Christos Rozakis de diyor ki taşırsınız ama orada istediğiniz başarıya ulaşamazsınız. Mahkeme sizin lehinize karar vermez diyor. Çünkü Yunanistan'ın işte bu maksimalist politika dediğimiz politika yani Ege'deki olan küçük adacıklar, kayacıklar bunların üzerinden hak iddia etmenizle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin geçmişte verdiği kararlar var ve bu kararlar Yunanistan'ın lehine değil Türkiye'nin lehine işler amana dikkat edin diyor. Bunu niye söylüyorum? Soruyu Hasan Ünal'a yönlendireceğim. Bizler Ayda Sezer de atfetti. İşte Avrupa Birliği tamamen bize karşı. İşte biz ne yaparsak bizi hiçbir şekilde kabul etmeyecekler. Türkiye güçlü olsun zayıf olsun. Türkiye siyaseten yapıcı bir siyaset izlesin veya işte böyle agresif bir siyaset ve dil kullansın. Her halükarda bunlar bizi itecekler dediklerinde biz kendimizi ilginç bir şekilde değerli yalnızlık gibi bir konsepte kilitledik ve zannettik ki biz bütün cihana meydan okuruz. Sizce uluslararası ilişkiler nezdinde baktığımızda hani bizim algımız nereden çıkıyor demeyeceğim size ama biz buradan uluslararası camia içerisinde yapıcı bir yere gidebilir miyiz? Siyasetin burada görevi nedir? Burada nasıl bir dönüşüme ihtiyacımız var Sayın Ünal? Şimdi Türk-Yunan ilişkilerinde Türkiye hiçbir zaman geride kalan ya da haklarını savunamayan bir konumda olmadı onlarca yıl boyunca. Hatta Yunan tarafını dinlerseniz hep derler ki Türkler hep böyle dikkatli politikaları izlediler, geldiler, zamanlamasını iyi yaptılar. Sonra bizim onlarca yıl içinde biriktirdiğimiz ne varsa bir gecede elimizden aldılar falan diye. Birçok şey konuşurlar. Dolayısıyla yani şu tezi bir defa bir tarafa elimizin tersiyle itelim. Efendim bugün Türkiye haklarına sahip çıkıyor. Eski Türkiye değil. Onun için bütün etrafımızdaki ülkeler geldiler. Bizim üzerimize çullanıyorlar. Bizi zor durumda bırakıyorlar. Böyle bir şey yok. Hele hele Yunanistan'la ilgili olarak Türkiye her zaman böyleydi. Yani hiç göz açtırmazdı karşı tarafa. Türkiye'nin Yunanistan'la ilgili tezlerindeki bozulmalar Avrupa Birliği konusuyla başladı. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda üyelik konusundaki aşırı istekliliğini Yunanistan kâra dönüştürmeye çalıştı. Bunu da başlangıçta yapamadılar. Ta ki 1997-99 arasındaki S-300 krizinde başarısız olunca Yunan tarafı orada hükümet değişikliği oldu biliyorsunuz. Daha doğrusu Simitis başbakanlıkta kaldı ama kendisine karşı çıkan dört bakanı değiştirmeyi sağladı. Ondan sonra da konu Avrupa Birliği'nin içine taşındı. Ben o zaman rahmetli İsmail Cem'in izlediği bu Avrupa Birliği süreci içinde Türk-Yunan sorunları ve Kıbrıs konusuna çözüm bulma projesine karşıydım. Rahmetli Cem de çok medeni bir insandı ama yani bugünküler gibi değillerdi daha böyle. Zaman zaman beni çağırırdı. Derdi ki senin eleştirilerine çok değer veriyoruz. Onun için hem bizim yaptıklarımızı eleştir hem de fikirlerini konuşalım. Yani bunlar gerçekten bizim açımızdan değerli derdi. Böyle şeyler yaşardık Ankara'da. Şimdi konuşurduk. Sonuçta bakın o dönemden
AK Parti dönemine gelindi. AK Parti döneminin başlangıcında Türkiye'nin Yunanistan, Kıbrıs ve bilinen bütün politikaları yerle bir oldu. Yani öyle bir şey oldu ki mesela Kıbrıs dosyamız Türkiye'ye şöyle götürüyordu. Diyordu ki kardeşim Kıbrıs'ta bir çözüm olmadan siz Kıbrıs Rum kesimini adanın temsilcisi sıfatıyla Avrupa Birliği'ne alırsanız biz Kuzey Kıbrıs'la belli bir entegrasyona gideriz. Bunun da modalitesini inceliyoruz. Gelip ilk yaptıkları iş bunları kaldırmak oldu. Hayır dediler, biz böyle şantaj ve tehdit içeren politikalarla devam etmeyeceğiz dediler. Ondan sonra Avrupa Birliği'ne bu konularda bir sürü taahhütler verildi. Avrupa Birliği belgelerinde Türkiye'nin Yunanistan'la olan sorunları Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sorunları haline getirildi. Şimdi dolayısıyla ben şunu söylemek isterim burada. Türkiye'nin dış politikasının bütünüyle bir revizyona ihtiyacı var. Bunun içinde Avrupa Birliği konuları da var. Dahası dünya çok kutuplu bir dünyaya evrildi artık. Bu çok kutuplu dünyanın usul ve esaslarına uygun politikalara ihtiyacımız var artık. Şimdi dolayısıyla Yunanistan'la ilgili konulara gelince mesela dikkatimi çeken şeylerden biri Türkiye eskiden iyi kamu diplomasisi yapardı. Mesela birçok Avrupalı hukukçuya Kıbrıs konusunda, Ege konularında görüşler sorulurdu. Ve onların görüşleri bazen Birleşmiş Milletler belgeleri haline gelirdi. Kıbrıs konusunda böyle bir görüş var elimizde. Kıbrıs Cumhuriyeti olsa bile ortada, o cumhuriyetin Türkiye'nin üye olmadığı Avrupa Birliği'ne girmesi yasal değildir diye. Bu kadar tapu gibi görüşler verirlerdi. Şimdi bakın şunu görüyorum ben. Kendi konuştuğum uzman arkadaşlarla, Fransızlarla, Almanlarla, İngilizlerle, Amerikalı ilgilenen pek yok gibi Ege ve bu konularla hukuk profesörleri içinde. Tek tük Ruslarla şunu görüyorum. Biraz konuyu inceledikleri zaman her uluslararası hukuk profesörü Ege konusunun uzmanı olacak değil ki, Doğu Akdeniz'in uzmanı olacak değil ki, ama gayet ya konuya bir bak dediğinizde adamlar diyor ki ya bu Yunanistan tezleri böyle kabul edilebilir bir şey değil diyor. Yani böyle şey olmaz diyor. Çünkü her biri bu konudaki mahkeme kararları konusunda az çok bir şeyler biliyor. Şimdi bu niye yapılmaz? Yani bir kamu diplomasisi olarak, yani bütün bu kıta Avrupası hukukçuları, İtalyanlardan Almanlara, Fransızlardan ve şu çıkartılmalı. Bakın, bizim dediğimiz doğruyu söyleyin sayın profesör değil. Sadece şu konu ortaya çıksın. Yunanistan'ın tezleri de pek matah bir şey değilmiş. Çok maksimalist ya, böyle olur mu? Bu söylensin yeter bize. Bakın Hristos Rozakis dediniz. Ben bu Türk-Yunan forumlarına katılırken bunlar gayri resmi ve şeydi, yani devletlerin politikaları üzerinde bir resmi sıfatı olmayan şeylerdi. Ama alternatif fikirler üretmeye çalışırdık. Yani Ege'deki krizleri nasıl önleyebiliriz ya da sorunları çözebilir miyiz? Orada da Rozakis bizim işte karşılığımızda, çok beyefendi, iyi bir adamdır. Çok da benim ahbaplığım oldu kendisiyle bazı başka konulardan dolayı. O arada ama maalesef kaybettik kendisini. Çünkü İnsan Hakları Mahkemesi'ne başkan yardımcısı oldu gitti. Şimdi Rozakis o zamanlar da bize bunu söylerdi. Toplantı forumunda bunları söylemezler. Ama akşam yemek yerken, şarap içerken derler ki ya tabii ki yani Midilli Adası'nın şu kadar kara suyu, bu kadar kıta sahanlığı, onun üzerine bindirilmiş münhasır ekonomik bölgesi olacak değil. Ama yani belki daha az olur. Hani 12 mil zaten olmaz Ege'nin tümünde. Bunları kabul ederlerdi. Ama şunu da bir söylerlerdi. Derlerdi ki kardeşim eğer Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsanız bizim de taleplerimiz olacak. Şimdi bakın Yunanistan'ı basit bir ülke diye değerlendirmeyelim. Yunanistan'ın mücadele gücü, azmi, bunlar bayağı çetrefil konulardır. Bir Makedonya konusuna taktılar, dünyanın en garip diplomatik krizine sebebiyet verdiler ve uğraşa uğraşa herkesin, bütün dünyanın ya saçmalamayın dediği bir noktada o devletin adını Kuzey Makedonya'ya çevirttiler. Ha, Yunanistan adı açısından bu bir taviz mi? Taviz. Ama şu bizim lehimizde, bir Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ndeki ağırlığı çok azalmış durumda. Yunanistan'daki kriz, Yunanistan'daki Türk düşmanlığı algısını azaltmış durumda. Bayağı azaltmış durumda. Yani Türk düşmanlığı üzerinden siyaset yapılmasının neredeyse sona erdiği bir dönemden geçiyoruz. Ama Kıbrıs Rumları felaket durumda. Onlar hala o
farklı gezegende yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi bunların bilincinde olarak Türk dış politikasını dengeli ama düzenli bir nüanslar üzerinden revizyona tabi tutmak zorundayız. Ondan sonra da istikrarlı bir dış politika çizgisi olması lazım. Bir yılda dört ülkeyle kriz de değil ya, savaşın eşiğine gelinir, geri çekilir mi? Yani bu ve bunlarda da askeri birlikler gidiyor, İHA'lar, SİHA'lar gidiyor. Bir karadaysa tanklar gidiyor. Bir sabah uyanıyorsunuz işte SİHA'larımız Suriye birliklerini biçti diyor. Neredeyse Suriye'nin ordusu kalmadı falanmış gibi. Öbür taraftan donanma Akdeniz'de, Libya'da, bu tarafta böyle olmaz. Sonuçta askeri gücünüzü kullanmak durumunda da kalabilirsiniz. Mümkünse caydırıcılık olarak olur bu ama orada da krizi kendiniz hazırlarsınız. Kendinize en uygun zamana denk getirirsiniz. Karşınızdakinin en zayıf anına denk getirmeye gayret edersiniz. Üzerine gidersiniz ve sonuç alırsınız. Geniş bilgi için bakınız 98 Suriye krizi. Evet. Tamam. Sayın İnan, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bakınız 98 Suriye krizi dedi Sayın İnan. Bakalım. Yani bakalım tabii ki. Ondan sonra Türkiye işte sınıra gitmişti. Atilla, tek kelimeyle ya çıkartırsınız, evet, ya biz de alırız böyle diye. Ondan sonrasında da zaten işte PKK lideri Abdullah Öcalan Suriye'den bir çıktı. Ondan sonra işte şimdi İmralı'da. Ama o yani Türkiye'nin hani bu sorunu da nasıl idare ettiği veya edemediği de hani ayrıca bir soru işareti. Şimdi son iki dakikaya gelmişiz aslında. Çok kısa istiyorsanız siz de... şey söyleyin, hani bundan sonra bu kadar agresyondan sonra geri adım nedir? Şimdi çok kısaca söyleyin, sonra ben de toparlayayım. Tülin Hanım, Türkiye'nin dış politikadaki sorunları Suriye özelinde ya da Libya ya da Doğu Akdeniz hepsi birbirinin içine geçmiş durumda. Ve taraflar aşağı yukarı belirlendi ve hepsi aynı. Yani Amerika ve Rusya ile biz Suriye'de karşı karşıyayız. Biz Doğu Akdeniz'de hem Kıbrıs'ta hem Yunanistan'la, Avrupa Birliği, Rusya ve ABD ile karşı karşıyayız. Biz Libya'da yine karşımızda büyük bir blok var. Dolayısıyla buradan bir tane sorunu çekip hocamın ifade ettiği gibi revizyonla ben bir yere varacağımız kanaatinde değilim. Sadece o kelimenin yerine reset ya da format atılması gerektiğini söylüyorum. Evet, reset veya format atalım diyor Aydın Sezer. Profesör Doktor Hasan Ünal da diyor ki Türk dış politikasını tümden değiştirmekte, bir ele alıp yenilemekte fayda var diyor. Efendim, bugünkü yayınımız Doğu Akdeniz'e odaklanalım dedik ama buradan aslında hem bireye dair hem de devlet işleyişimize dair çok önemli bir ders de çıktı. Önümüzde sorun varsa, dert varsa olabilir ama çözüme odaklanalım, kaçmayalım. Agresyon bizi dengeden uzaklaştırır. Dengeden uzaklaşan zihin de sağlıklı düşünemez ve kendine zarar verir. Dileyelim hepimiz sağlıkla kalalım ve yarın burada yeniden görüşmek üzere.